Rümeysa Kadak kardeşimi yemeye başlıyoruz. Rümeysa Kadak yine ne yapmış acaba? 22 Eylül dün atmış ben okumadım. Bakalım. Eee yemeye Uzun zamandır Ekip Go adı altındaki ucube. Hani Ekip Go'yu biliyorum. Hatta e, Instagram'da Ekip Go adı altında çalışan çalışan dediğim hani işbirliği yapan ünlüler falan da var. Yanlış hatırlamıyorsam. onları onlarla alakalı ben de bir video yapacağım. Ee, bu hafta içerisinde atarım diye düşünüyorum. Youtube kanalım, ana kanalı. Ee, çok fazla ünlü var bu işin içinde. Sosyal medya fenomeni var. Onlarla alakalı detaylı halkı bilgilendirecek bir e, video yapmak lazım. Çünkü insanlar takip ediyor bu adamları yani. Bilmiyor kimse. Ya kafalar kafaları öğrendi herkes. Bir ton ünlü var ya. Burada yayında konuştuk zaten genelde de. Onlarla alakalı bir bilgilendirmek istiyorum insanları. Ya takip etmeyin abi. Ee, ne olmuş şimdi? Bir grup yandaş gence yaşattıkları zevki sefayı takip etmekteyiz. 54 mail. 4 ay 5 ay, 5'ten fazla ülke sınırsız para TÜGVA gençliği. Evet biliyorsunuz 54 tane mail atmışlığı var Rümeysa Kadağ'ın. 54 mail attıktan sonra da şu şekilde bayılmış. Gerçekten bir milletvekili için 54 mail çok yorucu olsa gerek. Ki mecliste hiçbir önergesi bulunmayan bir milletvekili kendisi. Meclisteki sadece en genç milletvekili olduğunu söyleyerek gündemde kalıyor biraz. Açıkçası Instagram'da influencerlık yapıyor bol bol bildiğin influencer diyebilirsin aslında milletvekili değil. Benim kanalımda da var Cumhuriyet Sakadak hakkında bir video. Merak edenler bakabilir ona da izlemediyseniz. Ne ee, olmuş bakalım bu sefer neymiş olay. Ekip Go hesapta Rümeysa'nın verdiği bir günde 6 kişiye kolay gelsin de. Nasıl ya? Rümeysa'nın verdiği bir günde 6 kişiye kolay gelsin de gibi basit görevlerle yine hesapta puan toplayarak iyilik yaydığınız ve karşılığında ödeneğinin nereden geldiği bilinmeyen ödüller aldığınız bir organizasyon. Ne? Bir günde 6 kişiye kolay gelsin de. Nasıl ya? Nereden başvuruyoruz? Biz de diyelim o. 28, 29, 29 var. Birinci hafta ölü palandökende kayak. Tuzla da toplu iftar. Allah Allah. 6 kişiye kolay gelsin diyeceğim. Karşılığında ne bileyim iftar var. Kayak var. Biz de diyelim abi. Biz de başvuralım ya. Bizim niye haberimiz olmuyor? Biz de katıralım ya. Ne bu abi? Lolde görev mi yapıyorsun harbiden? Lolde. Oyunda görev yapıyorsun da 6 kişiye kolay gelsin ne demek ki lan? <laughs> Biz de katılalım. Bizim niye haberimiz yok? Ne varmış başka? Kudüs veya İtalya. Fransa. Fransa tatili. 25-29 Temmuz. İyi de ha. Bir gün falan da değil. 25-29 Temmuz. Fransa tatili. Sadece kolay gelsin diyerek. Fransa'ya mı gideceğim? İngiltere'ye mi gideceğim? Vay o ya. Yapalım abi. bize de e, şey yaparlarsa, ulaşırlarsa nereden başvuruyorsak biz de başvuralım. Yapalım yani, katalım. Çöpleri boşaltırız. E, kabloları, yerdeki çöpleri falan atalım. Öyle de oluyorsa verin biz de yapalım. Para vermiyorlar. İşte e, gezdiriyorlar herhalde anladım. Para da veriyorlardır muhtemelen. Kulağa hoş e, gerçi öyle yazmıştı değil mi? Puan toplarak iyi yaptığınızda karşına ödeneğin nereden gelmeyi bilinmeyen ödüller aldınız. Ha yok. Ödül alıyorsun. Kulağa hoş geliyor değil mi? Aslında o iş öyle değil. O iş öyle değil abi. <laughs> Rümeysa kendi elleriyle seçtiği birkaç tane de iyi puan yapan arkadaşı olur. ve önce Türkiye'nin sonra Avrupa'nın içinden geçiyorlar. Eski tweetlerinden tanıdık. Bunu okumuştuk. Ee, burada kim vardı? Dur ismini hatırlayacağım bakmadan. Bir tane ucube bir adam var. Ee, çok yaygın olmayan bir... I2, 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 diye bir adam. Hala YouTube'da video çekiyor mu acaba o çocuk? Çok ilginç. Şey kafasında I2. Ee, Çağrı gibi bir adamdı galiba. Çekiliş falan yapıyordu. Normalde çekiliş yapmak yasak ülkede biliyorsunuz değil mi? Normalde ee, ki fark etmişsinizdir artık yayıncılar falan çekiliş yapmıyor. Bundan 4-5 sene önce falan ne bileyim ekipman çekilişleri olurdu, bilgisayar çekilişleri zartı zurtu olurdu. Yapamıyor. insanlar çekiliş yapamıyor çünkü ee, belli bir ne kadar fiyatını hatırlamıyorum. Kişi başı bir şeyin üstü fiyatını hatırlamıyorum. O şey meblağı geçtiğiniz zaman dağıtamıyorsunuz. İzin almanız lazım milli piyang piyangodan. Çıplak kadın üstünde yemek yeme videosu var. Milli piyango izni var mı? Ya milli piyango da herkese izin vermiyor işte. Yani sana bana vermez. Kimlere veriyor? Aytu'a veriyor. Aytu kim? Aytu kim? Türkiye'ye çok girmek istemiyorum ama doğusundan batısına, Palandöken'de Urfa'ya her yere gidiyorlar. Bir kuple siyasal İslam tatlılığı bırakıyorum şuraya. <laughs> Kipu. Mesela ne anlamamız gerekiyor bu videoda? TÜGVA buluşmada da boy gösterip yine aynı buluşmalar ve farklı devlet eliyle organize edilen eventlerde sahne alan kafalar tayfadan Bilal abimle falan görüşüyorlar. Hiç şaşmayan tayfa. Siyasetteniz batsın. Hüüüüüüüüüüüüüüüüü. Ben kafaları çok güzel bir daha videoda konuşacağım. Bunların gündem olmayan olay katıldığı yerler de var. Çok konuşulmadı. O yapacağım. Bu hafta içerisinde atmayı düşünüyorum bakalım. Kafalar, Aytu, Barcloz var tabii. Hepsi var. Hepsiyle alakalı bir video yapmak istiyorum. Bakalım. Şampiyonlar Ligi burası. Vay vay. Bu şeyden sonra mı acaba? Siyasetiniz batsın dedikten sonra muhtemelen. Çünkü Bilal Hancı siyasetiniz batsın dedikten sonra devlet teşkilatlanma bilmem ne şeyinde konser verdi. Ee, muhtemelen bu da siyasetiniz batsın dedikten sonra sıdır diye düşünüyorum ben. Bakalım. Tarih var mı ki? Bak. Bu batmış hali. Bu batmış hali. <laughs> TR içi ve TR dışı tüm gezilere katılan Mine'yi bir yerden hatırlayacaksınız. Daha önceki tweetselimden ötürü hem tweetselim hem de DM kutum üzerinden bana hakaretler eden bir hanım kızımız. İt, iftiracı ve gavur demişti. Belli ki ödülünü iyi almış. Ne olmuş? Ya sen kimsin? İt, iftiracı, gavur. Bana yarışlara kazanıp giden biriyim. Gel. Bu çok kötüydü. Bu çok kötüydü. Bunun ne olmuştu? Dürmeysa Kadak'la birlikte şey şeylere çıkmıştı değil mi bu kızın? fotoğrafları falan hani sözde rastgele kazanmış bir birisi diye yazıyor. Kız yerine ben bayağı utanmıştım. 3 hafta 4 ülke. Vay be onu geziyorsunuz ha. Geziyorsunuz dolaşıyorsunuz. Çok iyisiniz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ya. Ülke gezdiniz ha. Vay be. Diğer takipçi gençleri bu yoldan yürümeye özendiriyorlar yer dolu artık öyle herkes sen ben artık katılamayız bu şeylere AK Parti gençlik kolları AK Parti çocukları sonuna kadar taştı artık o kadar fazla var ki yani sen ben artık biz katılamayız böyle şeylere geçti ee, başta katılacak katılmak lazımdı şey nasıl bir yüzsüzlük ben onu anlamıyorum mesela yazmış ya Jahre sen kimsin ift it iftiracı gavur ya belli senin hani bu etkinliklere nasıl katıldığın belli her şey ortada. Paranın nereden geldiği belli etkinliklere. ona rağmen hani bir de tabii ki yargılamak da doğru değil. Anladığım kadarıyla sadece tipine bakarak yorum yapıyorum. Müslüman Allah'a inanıyor diye düşünüyorum. Kapalı çünkü değil mi? Yani. Aklım almıyor yani. Aklım almıyor. Kulak yemek haram değil mi hocam? Diğer takipçi gençleri bu yoldan yürümeye özendiriyorlar, zira Mina bu puan toplanan listede yok bile. Ama rümeysa için yeterince çalışırsanız, siz de boktan mizahınızı yaparak diğer siyasal İslamcı kankalarınızla yurt dışı gezinizden hava atabilirsiniz. Nasıl bir gezi yapmışlar bakalım? Mina kahraman. Anladınız mı? Şeyde yurt dışında ya Türkiye'yi özlüyormuş. Efe Kulesi'ni mutlu sanıyorlar ama burada lahmacun yok. Geri gel o zaman. Siyasal İslamcının da mizah çekilmiyor gerçekten ya. Yani mizahını çekebildiğin belli başlı insanlar mesela ne bileyim Twitter'da falan da var ya bazı gerizekalılar işte gerizekalı demeyelim de Türkiye'nin IQ seviyesi belli zaten de. Hani boktan mizahlar zaten günümüzde var. Tamam öyle böyle bakıyoruz, geçiyoruz. Eyvallah bir yere kadar okey. Bir yere kadar tamam. Ama siyasal İslamcının <laughs> mizahı da yani gerçekten kötü. Başka ne varmış? Eski tweet'lerinden Eslem Eslem Meslen. O isim lan. Eslem Meslen. Bu yaptıkları ödeneğin nereden geldiği belli olmayan bu ucube etkinliklere emeğimiz diye savunmaktaydı. Bakalım mü, e, mükafatını almış mı? Ne demiş? Uyumaya sadece 3 kişinin ismini verdim. Bu arada fenomenleri bulman çok zor olmamıştır. Bunu ifşa et. İfşa çok komik. Gelen insanların Rümeysa ile fotoğrafı PP yapması da ağrına gitmiş. Emeklerimize klavye artısı yapman Ne kalitesizlik. Rümeysa harici bir şey paylaşacak mısın? Hayır. Rümeysa kadar harici bir şey paylaşmak istemiyor adam. Adamın kendi Twitter hesabı veya e, fark etmez X kişisi illa jareyle olmak zorunda değil. Adamın kendi Twitter hesabı isterse çeker atar, ister e, farklı şeylerden bahseder, ister Kahvaltıda ne yediğini yazar. Takip etmezsin. Engellersin. Geçersin. Basit hocam. İsteyen istediği kişi hakkında konuşabilir ki. Rümeysa Kadak ee, bir milletvekildir. Meclisin milletvekilidir. Halkın vergileriyle maaş alıyor. Rümeysa Kadak hakkında konuşmayacağız. Kimin hakkında konuşacağız? Rümeysa Kadak hakkında konuşmayacaksak ne hakkında konuşacağız? Kadın ee, hiçbir şey yapmadan, önerge sunmadan, mecliste hiçbir işe yaramadan... Ee, ...senin benim paramı alıyor... Ben bu kadın hakkında konuşmayacağım. Allah Allah. İlginç e, bir yorum gerçekten. İsimlere fazla takılmadan bu güruhun nasıl insanlar olduğunu ve bu geziden ne anlayabileceklerini yabancı dil seviyelerine özetten kısa bir anekdot bırakıyorum. Ne diyor var? Eyvah çok kötü bir şey geliyor. Dur. Nerede? İyi <laughs> canlıyormuş gibi lorimizesinde İngilizce rehber aldık. <laughs> Yeah, yeah, yeah. I, I like it. Yeah. And maybe, uh, like Casa de Papel. oh, yeah. Casa de Papel. I, I, I remember that. I love you. Evet. E, evet. aşırı pahalı otellerde kalıyorlar bu kaldıkları. Otelde en ucuz benim bulabildiğim gecelik oda 5600 5657 TL. Petoja Hotels. Wow. Bir otel Mediterraneo Neo. Bir gece iki adult 5600 TL ve e, anladığım kadarıyla gittikleri yerde en az 3 gece falan kalıyorlar. E, en kötü 2 gece kalıyorlar yani. Oradan hesap edin e, siz artık. Yani e, şeye gidemiyorlar. E, ucuz bir otele gidemiyorlar maalesef. Yani pahalı bir yerde kalmaları lazım ucuz yere gelemiyorlar biliyor musun? 20 kişi değişiyor hocam. Bazen 20 kişi de olmuyor. Ee, değişiyor. Ne kadar kişi alabilirlerse artık. Ne, ekip, ne kadar tanıdık varsa alıyorlar işte. Rastgele değil. Yalnızca gezdiklerini sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Bu ultra alanında gençlerimiz gittikleri her ülkede aynı zamanda diplomat ve büyük elçilerle buluşuyorlar. Kimlerle buluşmuşlar? Evet. Evet. İyiymiş. Bir dahakine burada kalınsın. Evet. Ekip Go. Paris'te bir sezon boyunca onlara iyilik yaptınız. Devam tamam, yok geç. Siz çoğunluğu genç olan takipçilerime şimdi sormak istiyorum. Siz hayatınızda böyle geziler yapabildiniz mi? Konsoloslarla buluştunuz mu? Türkiye ve yurt dışına gününüzü gün ettiniz mi? Eğer cevabınız hayırsa sebebi Türk bacı mesela kadak yancısı olmayışınız olabilir mi? Muhtemelen olabilir. <laughs> biz de mi başvursaydık? Biz de mi katılsaydık ekip Go'ya, Tugo'ya? Çok mu yanlış taraftayız? Ayrıca açık ve net bir şekilde Rümeysa Kadak'a soruyorum. Bu ucube etkinliklerinizi elinizle seçtiğiniz yaptığınız uydurma sıralamada bile bulunmayan bu gençleri gezdirip diğer gençleri özendirdiğiniz işlerinizi kim finanse etmektedir? Demiş. Kim finanse ediyor abi sizce? Ben bilmiyorum valla. Allah acaba acaba kim finanse ediyor? <laughs> Ötenek konusunda çok araştırma yaptık. Lakin bir yere varamadık. Eğer AKP'nin kendi bütçesi karşılıyorsa bile benim vatandaş olarak bunun üzerinde hakkım vardır. Gençlere sopa ucunda peynir olarak sallanamaz. Derhal bu konuda açıklama yapınız demiş. Yapmayacaklar. mavert 100 bit dağıtmış. Ben bacıyım artık demiş. Eyvallah teşekkür ederim. Biz de burada aboneliklerle geçinmeye çalışıyoruz. Bak adamlar TÜGB'a katılıyor. Müthiş bir hayat. Evet bir de çoğusu Müslüman bu adamların. Öyle bir şey var. <laughs>